Şirince'de neler oluyor? 21 Aralık'a 2 gün kala Neşter Şirince'ye gitti. Hangi çarpıcı manzaralarla karşılaştı? Bir mavi enerji hattının geçtiğini söylüyorlar. Orada villalar yapıp bu kendi çevresindeki arkadaşlara büyük paralarla satıyormuş. Biz öyle duyuyoruz yani. Kim bu kim? Az sonra. Dünya kainatın merkezindedir. Ve dünyanın yapısıyla göklerin yapısı çok farklıdır Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Arada çok ciddi bir yapı farkı vardır. Dolayısıyla kıyamet koptuğu zaman dünya olduğu gibi kalacaktır. Nasıl dünyada yani dünyada sadece şekil değişikliği olacak. Dağlar yürütülecek, o çukur yerler kapatılacak ve bir şekil değişikliği olacak. Yani peki hani bunlar ama gökler öyle olmayacak. Nasıl olacak hocam gökler? Kur'an-ı Kerim'e göre gökler ilk başlandığı gibi tekrar bir dürülecek. Yani toparlanacak patlamanın ilk başladığı zamana dönecek. Gökler. Yani dünya ayrı bir varlıktır. Sabah saatleri veriliyor. Kur'an'da böyle bir şey yazar mı hocam? Hani böyle bir cuma namazı sonrasında bir... Yok. Öyle bir şey var yok, mı? Yok. Öyle, o da mı hangi gün batacağı falan kıyamet kopacağı belli değil. Ama göklerin şekli tamamen değişecek, dünya kalacak. Dolayısıyla şimdi bu benim söylediklerim tabii ki astronomi için çok farklı bilgilerdir ama şunu da bilmek lazım ki astronomik bilgilerin büyük bir çoğunluğu hocam, kurgudur. Şey yani oralara gidip de izleme imkanımız yok. Şu şey benim çok ilgimi çekti. Yani gökyüzünün o şeklinden bahsettiğinizde onu bir daha anlatır mısınız? Yani o benim kafamda çok büyük merak uyandırdı. Yani gökyüzü nasıl bir şekil alacak? Şimdi bak Allah-u Teala diyor ki gökte yer başlangıçta bir çeşitli bunu patlattık diyor. Evet. Yeryüzünün oluşumu 6 günde oluyor. Evet. Pardon 6 günde oluyor. Şeyde göklerin oluşumu da 2 günde oluyor. Yani yeryüzü son derece önemli bir şeydir, varlıktır. Dağlar yürüyecek dediniz. Kıyamet sırasında o gökler dürülecek, tekrar ilk şekline çevrilecek, ilk yaratılmadan önceki şekline ama yer kalacak. Yerde dağlar yürütülecek, o çukurlar dolacak, o çukurlardaki sular yeryüzünü kapsayacak. Bir kere yeryüzünde hayatın başlangıcıyla ilgili de çok ciddi problemler var. Zaten İnşikak suresinde söyledikleriz, İnşikak suresinde aynen geçiyor. Tabii ayetlerde anlatılıyor. Ayetlerden haberi bir geçen. Şimdi insanlar nereye girecekler hocam? İnsanlar tamamen vücut çürüyecek. Çürüyecek. Ama herkesin vücudunda kendinin bütün özelliklerini taşıyan bir şey, bir Kur'an'ın nefsi vahide dediği artık uzmanları nedir? Ama tüm özelliklerini taşıyan bir parçacık kalacak. O parçacık tekrar Adem Aleyhisselam'ın oluştuğu o bataklık ortamı oluştuktan sonra her insan ve her canlı o parçacıktan yeniden yaratılacak ve o yeniden yaratıldıktan sonra insanlar tekrar ayağa kalkıp hesaplarını verecekler ama ayağa kalktıkları zaman da uyumuş uyanmış olduklarını zannedecekler. Yani çünkü insanlarda bir yani şu bilgisayara göre tanımlayayım. Şu bilgisayarın mekaniği gibi insanların bir eti kemiği vardır. Şu bilgisayarın elektriği gibi canı vardır. Şu bilgisayardaki yazılım gibi de ruhları vardır. Evet. İnsanların tüm bilgiler ruhtadır. O vücut ölür, şey yapar ama ruh durur. Yani insanı hayvandan ayıran ruhtur. Vücut yapısı falan değil. Hocam, bu batıda biliyorsunuz bugün o aşamaya geldiler. Spiritual quality diye geçer. Yani ruhi zeka olarak geçer. Evet. Ki budur yani. Tabii biliyorum. Fakat şurada da şey var. Dolayısıyla günde dünya yaratılacak bir günde zaman kavramı denen bir şey var. Kelebeğin ömrü bir gündür ama kelebeğe sorsanız 100 sene yaşamış gibi hisseder. Biz çünkü birçok şey yaşamış gibi. Evet 80 yıl yaşadığımızı zannettiğimiz 80 yıllık zamanımız belki bir başka aleme göre bir gündür. O yüzden 6 günün belki de milyarları... Tabii 6 günün oradaki... 6 gün 6 evre o. Niye biliyor musunuz? Daha kainatın yaratılmadığı yerdeki gün kavramı nedir? O bir evredir. Bugünkü 24 saatlik gün değil o. Günlük 24 saat gibi değil, değerlendirmemek kesinlikle lazım. Ama zaten o meyalde anlatıldığı için. Zaten o meyalde. Çünkü o 6 gün tarifi Abdülaziz Bey'in de söylediği gibi o meyalde anlatıldı. Bu yani bir evredir yani. Yoksa 24 saatlik gün değil mi? Abdülaziz Hoca kendi çevresinde bu söylediğinde o zaman kavramı yaradana göre bir evre olduğu için... Cümleye o şekilde geldi. Biz o camiadan olduğumuz için hemen alabiliyoruz.
Tabii farklı. Ama yani Filiz Hamur'un içeriği çok önemli oldu. Orada çok güzel destek vermişsin söyledi zaten. Evren, sayın Dermanasız var. Evet. Evren 13.7 milyar yıl önce oluştu. Büyük patlama sonucu. Güneş 5 milyar yıl önce oluştu. Dünya ile beraber oluştu. Ve insanoğlunun dünya üzerindeki yaşama başlaması son 100 milyonlar mertebesinde. Yani 5 milyar yaşındaki dünyada son milyon yıllarda insanoğlu var. Evet. Canlı yaşam var, bitkiler var. Zaten en son yaratılan insanoğlu.